Yeni yılınız hayırlı olsun hocam Mustafa Teşekkür Bey. Teşekkür ederiz. Allah'a Teala razı olsun efendim. Buyurun. Benim merak ettiğim bir konu var. Dün akşam televizyonda bir şey duydum da Arvasa Hazretleri Bediüzzaman için ehli sünnet değildir demiş. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Bu kadar sorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arvasa Hazretleri dedi. Arvasa Hazretleri'den kastı Seyyid Abdülhakim Arvasa Hazretleri ise Said Nursi ile aynı asırda yaşamışlar. Aynı zaman dilimi içerisinde yaşamışlar. Tabii o da Doğu kökenli. Görüşmeler olmuş mu? Evet olmuş. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasa Hazretleri'nin hani yayınlanan kitapları var. Talebelerin aynı şekilde de vardı. Bayağı talebeleri de vardı. Biz Seyyid Abdülhakim Arvasa Hazretleri'nin o yayınlanmış kitaplarından veya talebelerinden öyle bir şey duymadık veya öyle bir şey de okumadık. Ha bir kimse ehl-i sünnet mi değil mi? Ehl-i sünnet mi değil mi? Eğer bu kimse hayatta ise konuşurken konuşmalarına bakılır. Eğer bu kimse hayatta değil bir kitap falan yazdıysa kitaplarına bakılır. Ehl-i sünnetim diyor. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından nakiller yapıyor. Ve onları büyük biliyor. Onlara ittiba ediyorsa onları üstad kabul ediyorsa ehl-i sünnettir. Yok. Kendi kafasına göre yazıyor. Kendi kafasına göre açıklıyor. Kendi yorumlarını aynı şekilde din diye anlatıyorsa ehl-i sünnetle bir alakası olmamıştır. Mesela şimdi İbn Teymiye'nin aslında biz yaşamadık ama ehl-i sünnet alimlerin kitaplarından aynı şekilde okuyoruz. İbn Teymiye'nin kitapları meydanda onlara bakılıyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman ehl-i sünnetle bir alakası yok ve anlattığı kadarıyla mücessime fırkasında olduğunu bildiriyor. Mesela Seyyid Kutup'un kitapları Türkiye'de yaygındı. Bizim dönemimizde İmam-ı Okullar'ın habire getiriyorlardı o Fizilal Kur'an'lık kitabını. İşte aslın tefsiri diye Türkiye'de reklamını yapıyordu. Tefsirle mefsirle falan alakası olmadığı Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ve onun kitabına bakınca Ehl-i Sünnet değil. Çünkü açık net bir şekilde diyor ki Üstadım Abduh bu konuda diyor ki ha, Üstadım Abduh deyince ya orada budur. Çünkü Abduh masondur. 33 derecelik masondur. Kahiretli müftülük yapmış. Efendim müftülük yapan mason olur mu? Osmanlılar döneminde bir mason Şeyhülislam makamına bile getirmişler son dönemlerinde Musa Kazım denen adam. Yani dinle hiç alakası yok. İslamiyet'i yıkmak için gelmişler. Dolayısıyla bir kimsenin mesela Mevdudi de aynı şekilde ehl-i sünnet değildir. Niye? Kitaplarında açık net bir şekilde ifade etmiş. Kim olursa olsun ya hayatta ise sözlerine bakılır. Değilse, kitap bıraktıysa kitaplarına bakılır. Ehl-i sünnet alimlerinden nakil yapmış. Ehl-i sünnet itikadını anlatıyor. Nakli esas almış ise tamam. Mesele yok. Ama nakli esas almamış. Kendi nefsine uymuş. Kendi kafasına göre. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyorsa gider. Bir de mesele yine kitaplarda buyuruyor ki bir kimse durup dururken alim olmaz. Mutlaka bir üstadı ve rehberi olması lazım. Peki üstadı rehberi yoksa? Üstadı rehberi olmayanlar genellikle aynı şekilde bakıyorsun. İblis de öyleydi. Şeytan yolundadır. Nefsi ve kendi aklına aynı şekilde ön plana çıkarır. Kendi düşüncelerini din diye anlatmaya başlar. Dolayısıyla böyle kimselerin nerede, ne şekilde kayacağını, ayağını kayacağını, ehl-i sünnette, ehl-i sünnet itikadına ne kadar kalabileceğini tahmin etmek çok zor. Ayağı kayar, mezhepsiz olur, itikadı bozulur, gider. Onun için böyle durumlarda ehl-i sünnet alimlerinin kitapları okunur. Ondan sonra kitap yayınlayan kimse kitaplarına bakılır. Ha, onlara uyuyorsa ne ala, uymuyorsa beş para etmez. Bir de buna ilaveten mesela ehl-i sünnet alimi denilen insanlar hep hocaları belli dediniz ya. Evet. Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam evet. Beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var mesela. Ehl-i sünnet alimiyim diye geçinenler veya işte böyle ortalıkta dolaşanlar geçmişi genelde karanlık oluyor. Ya da karanlık ilişkiler içinde oluyorlar. Buna da dikkat etmek lazım. Elbette. Mesela şeyde şimdi konu biraz geniş olduğu için ben kendim İmam Hatip mezunu olduğum için hani o konuda rahat söylüyorum. Rahat anlatıyorum. İmam Hatip Bey ilahiyat Bey dediğimiz için. Şimdi efendim hocaların şimdi usta abi bize derse gelenlerden bazıları o zamanlarda hatırlıyorum ben sinemalarda kapalı sinemalar vardı. Orada iki film oynatırlardı. Hele kış günleri mesela öğle vakti girmeden önce sinemaya giriyorsun. Akşam güneş batınca çıkıyorsun sinemadan. Öğle ikindi namazı gidiyor. Bize bir kelam dersine gelen bir adam vardı. Biz dedi sinemaya giderdik. Şimdi biz 17-18 yaşında delikanlıyız. Bize bunu anlatıyor.
giderdik diyor. O kılamadığımız sinemada kılamadığımız namazlar diyor. Onlar diyor not ederdik. Sonra diyor akşam kaza ederdik. Ha demek ki böyle durumlarda nefsin istedikleri ön planda. Yani Allah-u Teala'nın emirleri ikinci planda. Demek ki böyle oluyormuş. Sinema kaçmasın. Ha sinema kaçmasın. Namaz kaçsın. Namaz kaçarsa kaçsın. Yani bunu anlatıyordu. Şimdi bu senin üstadınsa, üstadın kaç paraysa, kaç para ediyorsa sen de o kadar para edersin yani. Başka bir şey olmaz. Çünkü üstad yani alim talebesiyle belli olur. Alim talebesiyle belli olur. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin yetiştirdiği talebelerin içerisinde Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nin yayınladığı Tamim ve Saad Tebediye var. Mesela bu zaten ön sözünde diyor ki bu kitabın içerisindeki bilgilerin hepsini üstadım Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni ben dinledim. Bir ömrüm hocamın bize anlattığı ve bildirdiği o kaynakları aynı şekilde arayıp bulmak, o kaynaklardan nakiller yaparak insanlar mutmain olsun diye bir ömrümü harcadım buyuruyorlar. Yani üstadım olmasaydı. Mesela yine bizim nazar dikkatimizi çeken Tamim Saadet-i Ebediye kitabında mesela Halebi-i Kebir, Halebi-i Sagir muhtemel kitaplardır. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sur Hazretleri talebelerine bir araya geldiğiniz zaman Umdetül İslam fıkıh kitabını, İlmihal kitabını okuyun. Yani çok kıymetli bir kitap diye tavsiye ediyor. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sur'un aşığı. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs'ün tercihlerini ön plana alıyor. Tercihlerini ön plana alıyor. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye de aynı şekilde Umdetül İslam'daki bildirilen tercih ediliyor. Dolayısıyla üstad yol gösteren demektir. Hangi kitap daha muteberdir, hangisi daha şeydir? Onları en iyi bilenler yani üstaddır. O, çünkü onun üstadı da vardır, onun üstadı ta Peygamber Efendimiz'e kadar Aleyhisselatü Vesselam gidiyor mu? Gidiyor. Dolayısıyla üstadı olmadan yerden biter gibi bitmez. Yani İmam Hatip Okulu'nda bir çocuk okuduğu zaman üstadlar bu olur. İlahiyatta. İlahiyatta evet güzel insanlar da var ama çok az. Onların da zaten ses sedası çıkmıyor. İmam Hatip okullarında da var öyle güzel insanlar. Ama ses sedası çıkmıyor. Çoğunluk mezhepsizlerin itikadı bozuk olanların eline geçmiş. Onlar senin üstadın olursa sen de ne olursun? Bozuk olursun. Ya onun için işte, üstad önemli. Bu işte kim daha iyi laf kalabalığı yapıyor diye bakılmaz. Kim net konuşuyor ona bakılır. Din işleri net işlerdir yani. Eğip büyülmez dediğiniz tabii, gibi. Tabii. Benim yorumum bana göre, benim anladığıma göre değil. Bu kalem Peygamberimiz zamanında da Aleyhisselatü Vesselam siyahsa şimdi siyahtır mı? Efendim işte zamanla değiştirir. Zamanla değiştirdiğiniz zaman o din olmaktan çıkar. Ya en canlı misali Mustafa Bey işte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Ben Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Hazretleri'ni eğer yolunuz düştüyse Konya'da girdiğiniz zaman gerçi eskisi değil o çalgılar malgılar falan çoğunu çıkarmışlar. Haberi böyle yayınlar yapılıyor falan. Bazılarını çıkarmışlar. Mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri 12. yüzyılda yaşadıysa 13. 14. yüzyıla ait oraya tutmuşlar. Aynı şekilde tamburlar, sazlar bilmem neler koymuşlar. Hiç alakası yok. Sen bir zatın türbesine getirir de bunları koyarsan orayı ziyaretten ben Mevlana da aynı şekilde böyle Kudüs'e sürü böyle sazcı, cümbüşçü birisiymiş falan. Ve bir de dikkatimizi çeken mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri neyi çalmamıştır? Neyi çünkü kavaldır, çalgı alettir, haramdır. Haram işleyen Allah-u Teala sevgisini vermez. Ve de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni anma törenlerine bakıyorsunuz dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor. Mesela adam diyor ki ben aşığım diyor. Allah Allah. Ve çok seviyorum diyor. Halbuki Ehl-i Sünnet alimleri açık net yazıyor. Buyur ki seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Çok seviyorum diyor. Çok seviyorum. Ve ondan sonra ne iman ediyor ne Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yolunda gidiyor. Ha demek ki bu adamların maksadı var. Bir niyeti var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ismini kullanarak İslamiyet'i bozmak. Hedefler, niyetler bu mu? Evet. Daha önce Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri kullanarak Şia öyle çıkmamış mı? Taraftar diye çıkmış. Ondan sonra Şia kendi arasında 20 ana kola ayrılmış. Ondan sonra öyle zıvanadan çıkmışlar ki, öyle zıvanadan çıkanlar var ki Hazreti Ali'ye radıyallahu teala'nın ilah diyenler var. Ondan sonra ne bileyim peygamber diyeni var. Neler neler yapmışlar. Diğerlerine kafir diyen var. Evet. Zıvanadan çıkarmışlar işin içerisine. Ama şeyde ekranda Hazreti Ali gösteriliyor. İşte onu seviyoruz. Ya alakası yok. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'ni seven onun yolunda gider. Onun gibi beş vakit namaz kılar. Onun gibi haramlardan sakınır. Onun gibi Allah-u Teala'ya itaat eder. Haramlardan, mekruhlardan sakınır. Eğer Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'ni seviyorsanız, seviyorsan,
Mevlana Celaleddin Ulmi Hazretleri'ni seven onu yolunda gider. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni seven ehl-i sünnet bir zattır, evliyadır. Zaten itikadı ehl-i sünnet olmayan evliya olamaz. 72 bidat fırkasından bir tane evliya göstermezsiniz. Olmaz. Ehl-i sünnet itikadında olduğu halde buyuruluyor. İbadetleri yapsa, farzları yapsa, vacipleri yapsa, sünnetleri yerine getirse, haramlardan, mekruhlardan sakınsa, fakat edepleri yerine getirmese Allah-u Teala buna yine sevgisini vermez buyuruyor. Yine evliya olamaz bu. Nerede kaldı ki haram işleyen aynı şekilde? O zaman insan bir gariplik seziyor. Mevlana Celaleddin Ulvi Hazretleri'ni hiç bakıyorsun ateistin dinlenmesi. Efendim sevemez mi? Sevemez tabii ki. Mümkün değil bu. Mümkün değil. Bir mümin bir kafiri sevemez. Bir kafir de bir mümini sevemez. Bu mümkün değil. Peki efendim seviyorum diyorsa yalan söylüyor. İkisinde bozukluk vardır. Yani bir kimse hem Hazreti Ebu Bekir'i hem Ebu Cehil'i sevemez. Bu mümkün değil. Çünkü ehl-i sünnet alimleri açık net yazmışlar. Cemi zıt değil muhaldir. Ne demek o? İki zıt şeyin aynı anda toplanması, birleşmesi muhaldir. Olmaz, olamaz. İmam-ı Rabbani Kutusu çok net ifade etmişler. Yani benim kalbimde hem Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisi olacak, hem Ebu Cehil'in sevgisi olacak. Muhaldir bu, olamaz bu. Hem Allah-u Teala'yı seveceğim, hem putları seveceğim. Olmaz bu. Müşrikler öyle diyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır dediler. Olur mu öyle şey ya? Bir kalpte ya putun sevgisidir, ya Allah-u Teala'nın sevgisidir. Sen Lat, Menat, Uzza putlarına aynı şekilde bunları da ben seveyim, Allah-u Teala'yı da kabul edeyim. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani neye benziyor? Sirkenin içerisine şarap dökmeye benziyor. Veya sütün içerisine şarap dökmeye benziyor. Karıştırıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki biz bunun ikisini de seviyoruz. Olmaz mı? Süt ayrı, sirke ayrı, şarap ayrı, alkol ayrı. Bunu birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunun için de imanın altı şartı anlatırken bundan önce iki tane şart bildirmiş ehl-i sünnet alimleri. Bir, gayba iman. Biz görmeden inanıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sırat köprüsü var. Amenna. Nasıl? Bilemem. Cennet, cehennem var. Nasıl bir yer? Bilmiyorum. Var. Çünkü o haber veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölmek haktır. Kabir azabı haktır. Kabirde hayat vardır. Kabirde bizim bilmediğimiz bir şekilde insan hayatına devam etmektedir kabir hayatında. Olsa tekrar dirilmek vardır. Mahşerde hesap vardır. Bunların hepsi doğrudur. Nasıl olacak? Onu ben bilemem. Kabir içerisine efendim kamerayı koysak, ses cihazlarını koysak istediğin kadar koy. Çünkü kabirde his vardır, hareket yoktur buyuruyor. Onu tespit edemezsin, o mümkün değil. O berzah alemidir, başka bir alemdir. Dinin sahibi öyle bildirmiştir. Biz gayba iman ettiğimiz için o aleyhissalatü vesselam nasıl bildirmişse biz öyle inanırız. İkincisi, hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ve mesela bazen böyle şeyler yapılıyor. Filmler yapılıyor, diziler yapıyor falan. Adam mesela orada şey yapıyor falan. Birisi bir işte halt ediyor, bilmem ne yapıyor falan. Orada bir güya bile mübarek bir zat önüne çıkıyor. Evlat diyor, bu hangi dinde var? Bu senin yaptığın bu haltlar. Mustafa Bey, bu böyle sorulmaz. Hangi dinde var dediğin zaman bunu izleyen, dinleyen veyahut da bunu yazan da kasten yazıyordur. Veyahut da aynı düşüncededir. Yani Hristiyanlık dininde caiz. Ha, o zaman kurtardın demektir bu. Ha, Yahudilik dininde var, o zaman kurtardın. Mecusilik dininde var benim bu yaptığım, ha o zaman kurtardın demektir. O zaman bunu dinleyen veya izleyen ne diye düşünecek? Ha diyecek, demek ki bu dinlerden birisine yaptığım iş uydu mu kurtuldu. Halbuki bunun doğru söyle değil. Bu hangi kitapta var diye sorulur. Bu İslamiyet'te var mı diye sorulur. Tabii, hangi kitapta yazıyor bu? İslamiyet'te var. Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra öbür dinlerin hepsi yürürlükten kalktı. La ilahe illallah diyen cennete giremez. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen cennete girer. Efendim işte Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini kabul ediyor. Kim? Kim kabul ediyor? Allah-u Teala varlığını, birliğini kabul eder. Onu gönderdiğini de kabul eder. Hristiyanı da Yahudisi de Muhammed Aleyhisselam, Muhammedur Resulullah demediği için kafir oluyor. Ve La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demediği müddetçe sonsuzluğu cehennemde kalacak. Çünkü hubbu fillah, buğdu fillah. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Efendim öyle de yani işte kafirler de bak onlar da Allah'a inanıyor. Dolayısıyla onlar da böyle doğru dürüst davranıyor. Dolayısıyla onlar da cennete gidecek. Kim söylüyor bunu? Bunu kim söylüyorsa ehl-i sünnete ayrılmıştır. Kim söylerse söylesin. Efendim kafirler de şehit olacak. Ölenleri, harpte bulunanlar şehit olur. Diyorsa bu kimse ehl-i sünnete ayrılmıştır. Ehl-i sünnete ayrılmıştır. Ve Miraç ruh ve beden beraberce, beraber olmuştur. Kim ki Kudüs'ten sonra ruhen yükseldi diyorsa ehl-i sünnete ayrılmıştır. Çünkü ehl-i sünnetin alametlerindendir bu. Miraç Mekke-i Mükerreme'de başladı. Kudüs'e, Kudüs'ten de yedi kat gökleri, oradan bilemediğimiz Sidretil Münteha, bilemediğimiz noktaya kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ruh, beden beraber götürüldü.
Kudüs'e kadar getiren öbür tarafta götüremez mi bedeni? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedi Kudüs'te kaldı. Ruhen mi yüksel? Olur mu öyle şey? O zaman Allah-u Teala'ya acizlik. Bugün Hristiyanlar Allah-u Teala öyle şey yapar. Efendim diyor şeyde İslamiyet'te işte diyor böyle diyor sertlik var bilmem ne var falan. Yalan söylüyorlar. Halbuki kendileri vahşidir de. Bunlar Allah-u Teala'ya nasıl inanıyor biliyor musunuz şeyler Hristiyanlar? Müşfik ondan sonra canım cicim yapma sev et. Hiçbir kural kaide falan yok. Ve herhangi bir kimse yanlış bir şey yaptığı zaman onu ikaz edecek, onu aynı şekilde cezalandıracak güce sahip olmayan acil bir varlık olarak kabul ediyorlar. İnandıkları ilah öyle. Ama oğlunu koruyamamış. Oğlunu koruyamamış. Aciz bir varlık. Ama Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala'nın sıfatları Kur'an-ı Kerim'de bilirmiş. Allah-u Teala Erhamir Rahiminim. Merhametlerin en merhametlisi. Ama aziziz intikamım buyuruyor. Elim azap sahibi olduğunu da bildiriyor. Kahhar ismi de var. Cenab-ı Hak. Rahman ve Rahim isimleri, sıfatları da var. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı öyle bilmek ve ona göre aynı şekilde ittiba etmek lazım. Evet, tamam. Birinci bölümde maalesef evet, böyle uçmuş gitmiş. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.